Herkese merhaba. Bu videomuzda herhangi bir CD, DVD, USB bellek, program vesaire kullanmadan bilgisayarınızı nasıl sıfırlayacağınızı ya da başka bir ifadeyle fabrika ayarlarına nasıl geri döndüreceğinizi kısaca göstereceğim. Yapacağımız bu işlemler sonucunda bilgisayarınızda bulunan fotoğraf, resim, bilgi ve belgeleriniz silinmeyecek şekilde bu işlemi yapacağız. Yalnız burada küçük bir önemli hatırlatma yapayım. Her duruma karşı lütfen çok önemli bilgilerinizi, verilerinizi yine de bir USB bellek veya taşınabilir hard diske yedekle ihmal etmeyin. Çünkü elektrik kesilebilir. Bilgisayarınızda donanım sorunu meydana gelebilir. Veya %1 ihtimal olsa da istenmeyen bir sorun çıkabilir. Ayrıca bu bilgisayar sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayar programlarını yeniden yüklemeniz gerektiğini unutmayın. Bunun için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım format sonrası yüklenmesi gereken programlar videosunu izleyebilirsiniz. Şu anda hem masa üstünde hem de bilgisayarımın D sürücüsünde yedeklerim bulunuyor. Sıfırlama sonrasında hep birlikte bu yedeklerin silinip silinmediğini birlikte kontrol edeceğiz. Gördüğünüz üzere hem masa üstünde arkadaşlar yedeklerim bulunuyor. Hem de benim D sürücümün içerisinde arkadaşlar fotoğraflarım, programlarım gibi yedeklerim yer alıyor. Şimdi hazırsanız bilgisayar sıfırlama işlemlerine başlayabiliriz. Bilgisayar sıfırlama işlemlerimiz oldukça basit. Bunun için hemen şuradaki arkadaşlar Windows yani başlat simgesinin üzerine sağ diyoruz. ve buradan arkadaşlar ayarları seçiyoruz. Gelen pencereden güncelleştirme ve güvenlik sekmesini seçiyoruz. Ardından sol tarafta bulunan arkadaşlar kurtarma sekmesini tıklıyoruz. Gelen kurtarma penceresinde bu bilgisayarı sıfırların hemen altında bulunan başlayın bu tonunu tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencerede arkadaşlar iki seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dosyalarımız sakla. Diğer ise her şeyi kaldır. Eğer arkadaşlar her şeyi kaldır derseniz bilgisayarınızda var olan bütün her şey tamamen silinecektir. Yani fotoğraflarınız, bilgileriniz, belgeleriniz vesaire arkadaşlar tamamen silinip Bilgisayarınız sıfırlanacak. Ancak dosyalarımız saklayı seçerseniz fotoğraflarınız, resimleriniz, programlarınız ve verileriniz arkadaşlar silinmez. Sadece arkadaşlar programlarınız silinir ve bilgisayarınız sıfırlanır. Bizim burada arkadaşlar yapacağımız işlem dosyalarımız sakla seçeneği. Biz fotoğraflarımızın, resimlerimizin, bilgi ve belgelerimizin ve diğer sürücülerde bulunan arkadaşlar yedeklerimizin silinmesini istemiyoruz. O yüzden arkadaşlar dosyalarımız sakla seçeneğini seçiyorum. Bu defa karşımıza arkadaşlar Windows'u yeniden yükleme ne dersiniz sorusu geldi. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bulut indirme. Bunun için tabi internet bağlantınızın da olması gerekiyor. Bu işlemin olabildiğince arkadaşlar uzun sürdüğünü belirteyim. Diğeri ise arkadaşlar yerel yeniden yükleme seçeneği bulunuyor. Bizim arkadaşlar burada yapacağımız işlem bu en hızlı, en pratik olan arkadaşlar yöntem de bu. O yüzden arkadaşlar bunu seçeceğim. Gelen bir diğer pencerede arkadaşlar herhangi bir şey yapmadan sonraki diyorum. Ve son olarak arkadaşlar karşımıza gelen pencerede bu bilgisayarı sıfırlamaya hazır. Sıfırlama işlemi ayarları varsayılan durumlarına geri döndürür. Kişisel dosyaları korur. Windows'u bu cihazdan yeniden yükler. Tüm uygulama ve programları kaldırır. Not bu işlem biraz zaman alacak ve cihazınız yeniden başlatacak uyarısı yer alıyor arkadaşlar ve son olarak sıfırla diyorum. Evet arkadaşlar bilgisayar sıfırlama işlemimiz tamamlandı. Bu işlem bende yaklaşık olarak 45 dakika sürdü. Tabi bilgisayarınızın performansına ve özelliğine göre 1-2 saat sürebileceğini belirtelim. Şimdi hemen masaüstü simgelerini geri getireceğim. Bunun için sağ klik yapıyorum. Buradan kişiselleştiri seçiyorum. Gelen pencerede arkadaşlar hemen sol tarafta bulunan temalar sekmesini seçip ardından alt kısımda bulunan masaüstü simge ayarlarını tıklıyorum. Burada arkadaşlar bilgisayar kullanıcı dosyaları ve A seçtikten sonra uygula tamam diyorum. Ardından arkadaşlar bu simgeleri düzgün bir şekilde sıralayacağım. Hemen sağ klik yapıyorum. Sıralama diyorum ve at diyorum arkadaşlar. Ve bu işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Ve böylece masaüstü simgelerim düzgün bir şekilde sıralanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar yedeklerimi kontrol edeceğim. Bakın masaüstü yedeklerim aynen duruyor. Ardından arkadaşlar bilgisayarımın sürücüsündeki bu yedeklere bakacağım. Evet sürücüsündeki yedeklerim de arkadaşlar aynen olduğu gibi duruyor. Hiçbir şekilde silinmedi. Bu aşamadan sonra arkadaşlar yapmanız gereken hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir link bırakacağım. Burada format sonrasında yüklemeniz gereken bazı programlar var. Bu programları yükleyerek arkadaşlar tekrar bilgisayarınızı hazır hale getirebilirsiniz. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.